Selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sebahattin kardeşimizin hesabındayız. Kendisi Almanya'da yaşayan bir kardeşimiz. Bir önceki gün yayında, tabii ben bunu çarşamba günü çekiyorum, salı günü gecesi açtığımız canlı yayında bize 11 euroluk bir bağış yapmıştı. Biliyorsunuz ki 11 euro bizim için çok büyük bir para. Abi dedi, senden bir ricam var, kadromu dedi kurar mısın sıfırdan? Dedim kadroyu kurmayı bırak, senle bir de maç da yaparız. Kadroyu kurduktan sonra bu hesapla maç da yaparım, İstediğin her şeyi yaparım dedim. Ve bugün burada sıfırdan ona kadro kuracağız. Hemen şöyle bakalım, kadroyu hiç bilmiyorum ama bana 11 euro bağış attığına göre herhalde kadrosu da iyidir diye tahmin ediyorum. Menajer bilgisi bize Maric'i bırakmış. Maric birazcık 4-2-4 Horcaero'dan daha kötü olduğunu düşünüyorum. Çünkü hücum bölgesi orta olduğu için bu forvetler 4-1'den ileride çok fazla birbirine yakın oluyor. Ama Horcaero da geniş olduğu için daha açılıyor. Benim fikrim bu, siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin bir sıfırdan kadro kuralım ve daha sonra bu kadroyla da bir maç yapalım, bakalım kazanabilecek miyiz? Öncelikle kaleci kısmından başlayacağız. Tabii kadroyu hiç bilmediğim için öncelikle ne yapacağız? Hani güçlü de güçsüz de olsa sevdiğimiz oyuncuları alacağız. Daha sonra yerlerine yenilerini ekleyebiliriz. Şimdi kalecilere baktığımızda burada gri kartlar var. Gri kartları ben çok fazla takımımda tutmuyorum. Ama kadro kalitesi olarak da kaleci anlamında çok da aman aman üst düzeyde bir kaleci kadro kalitesi yok. Baktığımda Oliver Kahn'ı görüyorum. Evet, hayat kurtarır mı? Kurtarır. Ama onun yediği olarak Oblak var hormonlu olarak ve onun dışında herhangi bir hormonlu kartın olmadığı görünüyor. Kaleci olarak şey gibi gerçekten iş yapmayacak. Hatta ikonu bile iş yapmazken Legend'ı var ve Peter Cech var ama şöyle olabilir. Büyük ihtimal Oliver Kahn hayat kurtardığı için başka bir kaleciye ihtiyaç duymamış olabilir. Şimdi gelelim stoper hattına. Stoper hattında Maldini'yi, Campbell'ı ve Puyol'u görüyoruz. Ben açıkçası Maldini gerçekten. Nesta dendiğinde aklıma Maldini geliyor. Maldini dendiğinde Nesta geliyor. Neden? Çünkü o ikisi arkadaşlar 33 yaşında adamım ben. Ben onları birlikte izledim canlı canlı. O yüzden de ikisi birbirini çağrıştırıyor bana. Size hangi oyuncular kimleri çağrıştırıyor? Muhteşem ikili challenge'ımız vardı. Sizin muhteşem ikiliniz kim? Yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Ben Nesta'yı ve Campbell alıyorum kanka. Puyol defol git buradan diyorum. Ama Puyol'u da yedeğe alalım. Kalbi kırılmasın çünkü bosslanacak, haberiniz olsun. Aga Varan var. Varan'ın ama performansı üst düzeyde olmadığı için ben bu videoyu çekerken C'di. Daha doğrusu yani perşembeden sonra belki değişebilir ama ben çarşamba çekiyorum. Delih var. Delih 98'lik iş yapar. Ben şöyle yapacağım. Bana şu anda kızacaksınız ama ben bu şekilde bir üçlü yapacağım kadroya. Roberto Carlos var. Roberto Carlos'u alıyorum buraya. Roberto Carlos'u aldıktan sonra bir sağ beke ihtiyacımız var. Kadrosunda Erwin'i görüyoruz. Erwin açıkçası sağ bek oynatanlar da oluyor. 88'e düştüğü için ben çok fazla oynatmıyorum. Onun yerine ben burada hemen Arnold'u alacağım. Performansı benim bu videoyu yaptığım dönemde C'di. Ama ben C'de olsa orada Arnold'un bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. Şimdi bakalım başka ne oyuncular var? Frank Rijkaard'ı gördüm. Patrick Vieira var. Patrick Vieira Rijkaard ikilisiyle baktığımızda ben buraya Rijkaard'ı görüyorum ve uzun süre sonra Patrick Vieira'yı kadroya almamayı düşünüyorum. Açıkçası Rijkaard'ın uzaktan şutları da çok iyi. O yüzden bir ayrıcalık tanıyabiliriz Rijkaard'a, en azından bu video için. Biraz daha şöyle başka oyunculara bakalım. Matheus var. Şimdi bu taktiğin en büyük artısı 4-1-1-4 olduğu için bir OOS ve 4 de forvete ihtiyacımız var. OOS adamı bizim için çok çok önemli. Şimdi Matheus'u alabilir. Matheus'u buraya alıp bunu Go'da yapabiliriz. Ama şimdi öncelikle bir kalsın burada. Ben onu sonradan Go yaparım. Önemli olan OOS pozisyonunda başka bir oyuncu bulup bulamayacağımız, bu çok önemli. Hadi bakalım, Matheus'u yine gördük. Matheus kanka, Matheus candır, gerisi heyecandır. Aynı kart, evet daha yükseğini alayım da sonra kızıyorsunuz. Park var, sol beke ihtiyacımız yok, sol kanada yok. Şimdi geldik cavcavlı bölüme. Burada ben David Beckham'ı koyabilirim. Burada David Beckham'ı OOS pozisyonunda yapmasam bile, yani Go pozisyonuna bile alsam benim işimi görecektir ki ben burada Go pozisyonunda çok daha artı olacağını düşünüyorum bu taktikte. OOS'de dediğim gibi hücum bölgesi orta olduğu için Maric taktiğinde ileride çok fazla kalabalık ve birbirine yakın oluyorlar. Ben bunu birazcık sevmiyorum. O yüzden Horcaero'yu daha çok seviyorum. Ronaldinho'yu gördüm. Kaka'yı gördüm. Kaka'yı kesinlikle şöyle şu şekilde yapıp GF yapabiliriz. GF pozisyonda olabilir. Diğer oyuncuları bilmiyorum. Bakacağız duruma göre. Ronaldinho'nun iki kartı var. Ronaldinho'nun Milan kartıyla Barcelona kartı arasında gerçekten bir fark var. Ben Ronaldinho'nun Barcelona kartının çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. En azından yedeği şu anda alacağız. Bosslandığında 100 oluyor. Bir bakalım duruma göre. Yukarıda Neymar'ı gördüm. Neymar varsa buraya kesinlikle Neymar gelir. Süper. Daha da çıktığımızda Lionel Messi'yi gördüm. Lionel Messi'yi tabii ki de burada ne yapıyoruz? Sağ açık yapıyoruz ve 103'lük yaptık. Burada da Kaka'yı en kötü GF yapabiliriz ve en azından onu da oynatabiliriz. Gizli forvet kısmında 10 numara mevki kartlar biliyorsunuz ki yine özelliklerini sahaya yansıtabiliyor. Cristiano Ronaldo'yu gördüm. Ansu Fati'yi gördüm. Ansu Fati'ye şöyle baktım.
Oğlum bu ne Müller? Müller na kendi kalesinde Salah'la birlikte gol mü attılar Reveşota'yla? Hemen Ansu Fati'yi şöyle yedeğe çekebilirim. Yüzdük. Kesinlikle iş yapacaktır. Biraz daha yükseldiğimizde gördüğünüz gibi çok güzel bir dörtlü kurduk ileri ve onların arkasında David Beckham da gerçekten tadından yenmeyecek duruma geldi. Hemen yukarı doğru çıktık. Romario kesinlikle Legend'ı da iş yapar. İkonu var mı ileride bilmiyorum. Birlikte kontrol edeceğiz. Maradona çok aman aman hoşuma giden bir oyuncu değil. Biraz önce söylemiştik. Vallahi bilmiyordum. Romario'nun hemen Boslandı'da da 100 olacak. Şimdi birazcık bu sıkıntı. Rashford'u aldım. Diego Forlan, Samuel Eto'o. Abo, Samuel Eto'yu aldım. Sebahattin'in kadrosu gerçekten çok iyi. Şimdi Haaland ama Mbappe A pozisyonunda olduğu için Mbappe'yi almam lazım. Ansu Fati'nin yerine de Haaland'ı alabilirim. Şu anda kadroyu bu şekilde kurduğumda Kaka, Neymar çok kararsız kaldım. Şunu yapabilirim arkadaşlar. Şunu şöyle OOS pozisyonunda yapacağım. Çünkü onu da kullanmak istiyorum. Rashford'u buraya alabilirim. Ve Rashford'u da buradan SF yapabilirim. Sizden ricam şu. Siz olsanız şu kadro içerisinde öndeki beşliği nasıl kurardınız? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Örnek veriyorum, Ronaldinho 100 rating oluyor. Kaka'nın yerine ben açıkçası yine Kaka'yı tercih ediyorum ama siz Ronaldinho'yu mu tercih ederdiniz? Aynı zamanda Romario da Rummenigge ile birlikte yer değiştirdiğinde 100 oluyor. Ben bu kadroyu maç yaparken şunu değerlendireceğim. Yükselişte hangisi gelirse ona göre yapacağız. Bir de çok küçük bir hata şu. Sağ bekte birazcık onun düşüşte gelme ihtimali var. Ama stoperde düşüşte gelme ihtimali olmayacak. Yani Delihi almaktansa şöyle bir tane sağ bekte oynayabilme ihtimali yüksek olduğu için ben buraya Puyol'u tekrardan koyacağım. Sanki orada bir hata yaptığımı düşündüm. Bu şekilde bir maça başlayacağım. Gerçekten Sebahattin kardeşimize bize attığı bağıştan dolayı sonsuz teşekkürler. Aynı zamanda kadrosu da efsaneymiş. Oynama imkanı verdiği için de kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Kadroyu bu şekilde kurdum yedeklerle birlikte. Sizce 10 üzerinden kaçlık bir kadro kurdum? Bakın kadronun kalitesi değil. Ben hatalı mı yaptım? Ben 10 üzerinden kaçlık bir kadro kurdum? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda like atmadıysan da bir like atabilirsin. Hadi gel bakalım şu kadroyu bir de maçta deneyelim. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Evet kardeşlerim, kadroyu kurmuştuk. Şimdi maça geçeceğiz. Kendisinin hemen şöyle kontrol ettiğimde 1376 puanı var ve son maçını da 5-3 kazanmış mı kaybetmiş mi bilmiyorum ama 4-1-1-4 Maric'le ya da 4-2-4 Horcuera ile oynadığınız maçlar genelde çok fazla atıp yediğiniz maçlar oluyor. Bakalım 1376 puandayız. Rakip kim gelecek ve Gondi atabilecek miyiz? Gerçekten güçlü bir puanı varmış. Birazcık panik yaptım. Güncelleniyor bakalım. Hissettim güçlü verecek. 1304 Lüfer geldi. Lüfer balık bu. Ben sana söyleyeyim. Hemen baktığımızda Romario yükselişte, Eto yükselişte kanka. Eto'yu buraya koyacağım. İleri hatta bakar mısın kanka? Adamın anasını var ya. Neyse rakibi kontrol ediyoruz. Bu taktikten nefret ediyorum ya. Bu taktik çok işe yarıyor. Kadronun kalitesini gören Stad Olympios Kalou stadına doluşmuş bile. O zaman rakip başlıyor. Mbappe'ye dikkat edelim. Bak rakipteki Mbappe'nin yükselişte geldiğini yemin bile etsem başım ağrımaz. Ben öyle hissettim çünkü. Aldık topu Campbell'la. Pasımı da verdim. Şimdi orada harikasın. Beckham. Beckham tekrardan. Eto. Eto pasını verdi. Orada Beckham var. Harikasın. Kanka. Biliyorsun. Konuyu biliyorsun. Aynen suratına çarptırıp bir rakibi sinirlendireceğim. Sonra Neymar'la şurada Ristel'e başlayacağım. Şimdi Neymar Junior. Ah be. Campbell vurursun. Keşke vursaydın. Alaba. Alaba'da kanka her yerde oynuyor. Bir de kötü bir... Bizim açımızdan çok kötü bir ortaydı korner. Ronaldinho o ince bileklerini ortada kullandı. Bu sefer uzaklaştırmamız lazım. Oliver Kahn aldı kanka hemen. Bak bazı kardeşlerim yoruma şey yazmış. Abi neden bu kadar çok paslaşıyorsun diye. Çok haklısın kardeşim, sana katılıyorum. Pasımı verdim Kaka. Kaka pas, çok güzelsin. Orada Romario. Şimdi Eto. Eto tekrardan. At kanka. Bir daha. Çok fazla pas vermedim bak. Bu sefer çok fazla... indir kanka. Arnold. Bizi bitirme Arnold. Eyvah. Ortası boş. Campbell. Mbappe. O ne lan? O ne? Oh. Ağzıma sıçıyorsunuz sen de. Arnold. Şimdi Eto. Bir pas daha. Çok güzelsin. Samuel. Hem de Eto olan. Samuel girdi. Samuel kendi vurdu. Neden pas vermedin? Pas verince de kızıyorsunuz. Uzun gönderdi kanka. Eto'dan vurursun kanka. Neymar. Pas Lionel Messi. Orayı da iyi gördü.
Kanka. Aldım. Çok dikkat. Neymar. Açıyı kaybetti. Oğlum adam da çok iyi oynuyor. Köşe boş. Gol çocuğu. Verdim pasımı. Ah be. Alaba. Elimden geçmişiz. Şimdi aldık Eto'yla. Eto. Eto ara top. Romario gidiyor. Romario. Köşeye 1-0. Adamı bostladık. Boru mu kanka? Bostladık adamı be. Oğlum santrada yalnız bu var ha. Haberin olsun. Bu fena. Bu santrada nazarımızı... Ana! Yok böyle bir hata. Çok soğukkanlıydı lan. O yaptıysa biz de yaparız. Attım. Bir pas. Kanka şimdi ara top. Bir şut. Guardiola pas. Aldık lan. Al artık. Nesta. Nesta pasını vardı çok güzelsin. Orada Neymar çok iyi gördü. Bir pas daha. Eto. Eto tekrardan verdi. Ortaya. Ekstra pasımı yaptım. Samuel Eto. Hoca penaltı. Hoca her türlü çirkefliği yaparım. İndir kanka. Bir atak şansımız daha olacak. Roberto Carlos aldı. Pasını verdi ortaya çok güzelsin. Bir pas daha geçti. Şimdi aşırttım. Kanka arada yaparız böyle hareketler ha. Yanlışlıkla aşırttığımı kimseye söyleme. Samuel Eto ile başladık. Aman hareketlere bak bendeki bak. Bak tekrardan. Kanka izle. O offside değil o. Onu montajda ben offside değilmiş gibi yaparım. Roberto Carlos. Güzel top. Neymar'a. Neymar. Aa yakışmadı bana. Bana yakışmadı. Ara top. Campbell daha yakınsın. Kanka sakin bak. Campbell bir hata yaptın. İkincisine yer yok kanka biliyorsun. Attın pasımı. Bir pas daha. Çok güzelsin orada Beckham var. Beckham tekrardan verdi. Süper. Messi pas. Bak Eto'yu izle. Hareketi gördün mü orada? Hareketi gördüm. Ben göremedim heyecandan çünkü. Eto. Ronaldinho. Aldım. Campbell dediğin bir adam bu kadar kolay düşemez kanka. Şimdi Neymar. Neymar döndü. Attım. Roberto Carlos. Önündeki boşluğu değerlendirecek. Carlos sen de çıktın. Kim kaldı geride? Alaba. Pas. Orada Campbell. Onu döndürmemen lazım. Bir pas. Çok güzelsin. Neymar tekrardan. Attım pasımı. Harikasın kanka. Ver. Ara. Ya anasını satayım ya. Bağlantı kötü oldu. Oynayamadım ki. Vallahi bağlantı kötü oldu. Kaldı oyun. Messi. Attım pasımı. Şimdi orada Neymar. Araya. Tekrardan Romario. Girdi. Bir pas. Romario. Bağlantı iyi olduğunda beni yenemezsin. Mbappe ile başladı. Santre'ye çok dikkat. Mbappe. Sterling. Atacağı yeri o kadar iyi biliyorum ama alamadım. Süpersin be. Attım. Al kanka. Sterling. Guardiola. Eyvah. Tutun. Tutun. Alaba. Aldım. Arnold'da bak. Ne kadar soğukkanlı olduğumu görüyorsun değil mi? Verdim pasımı. Çok güzelsin. At kanka. Bu kadar basit bak. Bu kadar. At yine. At yine kanka. Sakin sakin. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bir şey değil mi? Bu bildiğin foul. Araya. Mbappe! Oğlum nasıl bir organizasyondu? Yemin ediyorum sırılsıklam oldum. Tablete bile tükürmüşüm. Bas. Pique. Pique pasını verdi. Sterling. Pique bu maçı kazanacağız. Pique. Messi araya. Sakın bu kadar büyük konuş. Allah belamı versin. Bu kadar iyi bir gol yemedim ben ya. Şimdi attım. Yanlış yere attık ama yine Beckham'da. Bir pas. Beckham. Oğlum. Ne kadar da kimsecikler yok. Terk edilmiş bir şey gibi uzaklaştırdı. En azından beraberlik iyi midir? Hayır. Galibiyet için geliyorum. Beni izleyin. Bitirme. At. Ama kanka bir şans vermen lazımdı. Güzel keyifli maçtı. Bir tane daha yapalım hadi. Abi gelen rakipler niye böyle güçlü geliyor ya? Adam şimdi bu maçta kaybedersem yemin ediyorum var ya attığı parayı geri ister benden ya. Hemen şöyle bakıyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın ama Mbappe artık oyuna girmek zorunda. Rashford, Mbappe, Neymar. Oh güzel. Rakipte de Batigol var. Ronaldo var. İki tane orta sahanın önünde kim var? Ronaldinho ve Gullit var. Bakalım bu maç neler olacak? Bak hemen hızlı bir şekilde başlıyorum. Neymar pasını verdi. Offside verme sakın. Mbappe pas. Rashford'a gelmedi. Ben Mbappe ve Rashford ikilisinin gerçekten iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum.
Offside. Aman. Nesta hemen. Abi Nesta gerçekten çok iyi ama orada Arnold da çok iyi. Hemen futbolcularımı gaza getireyim. Beckham aldı. Beckham pasını. Beckham. Lewandowski. Allah'a şükür bir şey olmadı. Attı pasımı ortaya. Neyse sulluğu bırakalım, gol lazım. Verdim. Neymar. Neymar pasını verdi çok güzel. Ara top. Orada Rashford. Ya bunları forward offside çalmaman lazım. Gole teşvik etmen lazım bizleri. İşte bu. İşte bu. Rash gidiyor. Rash. Girdi. Şutunu çekecek Rashford. Direğin. Yalayıp çıktı direği. Aldık Beckham'la. Beckham pasını verdi. Çok güzelsin. Orada Messi. Pas kaka. Tekrardan Messi. Messi pasını verdi. Şimdi at kanka. Kaka late. Orada position'ımı da sağladım olmadı. Messi. Çok hissettim ama vurmayacağım. At araya. Kanka ver bir daha. Aşırttım. Gol mü? Mbappe. Senin tipini s**eyim. Ronaldo oğlum o nasıl bir geçişti öyle? Nazarımızı değdirdik. Ver pasını. Harika diyemeyeceğim. Rijkaard orada kule gibi aldı. Kevin De Bruyne. O ne lan? Kaka. Çok büyük bir şans. Aşırı büyük bir şans. Rash pasını verdi. Mbappe. Peki. I'm sorry. İtiraz ettiğim için özür dilerim. Çünkü şimdi asıl position geliyor. Şimdi geliyor. Hoca. Topun bende kalacağını düşünmedim ama. Gol olur da. Bak geçse gol. Bak geçse gol. Geri al. Geçse gol. Öyle bir position'dı. Cristiano Ronaldo aldık. Verdim. Şimdi harikasın. Araya. Rash gidiyor. Geçersin. Transit geçersin. Ronaldo pas. Campbell aldı. Kanka ilk yarıda son anlar. Hemen. Verdim. Ah kaka. Ahlar vahlar arasında. Şimdi Mbappe. Çok güzelsin. Neymar pasını verdi. Mbappe pas. Rashford pas. Kanka foul. Bu fouldü. Mbappe alacak. Alamadık. Offside. Levo da offside değil. Ronaldo bir yerimize patlayacak şimdi. Ronaldinho pas. Son anda Campbell. Girdim nasıl araya, gördün değil mi? Araya nasıl girdim görmediysen geri al. Öyle izleyebilirsin. Kaka. Rijkaard. Çok güzel pas. Aldım tekrardan. Şimdi. Rash gidiyor. Rash. Pasını verdi. Kaka late. Rakip geliyor. Messi. Pası. Kevin De Bruyne. Orta Ronaldo, kaleci Oli Berkan. Kanka hemen. Bak Oli hemen. Ben ona kısaca Oli diyorum. İndir kanka. Harikasın bak. Bu kadar basit. Verdin. Şimdi buraya. Sonra buraya. Sen de bu hataları yaparsan Mbappe alır. Pası sana verir. Sonra şu hareketi yaparsın. Sonra da topu kaptırmadan kaleye vurursun. Korner. Bak kanka. Oli Berkan'la kullanıyorum. İzle beni. Bir pas. Beckham. Carlos. Bir daha. Beckham vurdu. Korner. Bir daha kaleciyle kullanmaya popom yemedi. O yüzden buradan izle beni. Şimdi. Kanka. Ana. Karış. Korner. Carlos. Pasımı verdim. At kanka. Süpersin. Şimdi Ronaldinho. Eto'ya. Eto. Samuel. Eto. Döndürmesi, önüne böyle sektirmesi, sonra rakibe vurup sektirmesi. Hepsi çok iyiydi. 3 oldu. 3 olsun, güç olmasın. Aldık topu. Harikasın. Şimdi Romario pasını verdi. Kaçıyor kanka. Romario pasını verdi. Eto. Samuel Eto. Manuel Eto. Hani elimle hareket ettiriyorum. O çok kötü espriydi ya. O espri çok kötü oldu. Kanka nereye gittin? Bir 5 dakika daha öne sendik be abi. Koşun abi kazandım.